Eyüpspor tesislerindeki röportajlarımız devam ediyor. Şimdi de yanımda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu var. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir tesis. Buraya büyük bir emek harcandı. Hem yönetim tarafından hem de kulüp tarafından ve bugün burada bu tesiste sizinle bir röportaj yapma şansına eriştik evet. Hocam. 12 yıl önce Eyüpspor'da bir döneminiz vardı. Araya zaman girdi. Şair der ki her gidişin bir dönüşü olmalı. Bugüne, yarına. Ve siz de döndünüz yeniden bir anlamda eski takımınıza, belki de yuvanıza geri döndünüz hocam. Evet. İsterseniz başlangıcı buradan yapalım. Tabii güzel. Bunu tahmin ediyor muydunuz? Böyle bir yapılanmayı, kulübün bu seviyeye gelmesini nasıl yorumlarsınız? Ben bu kadarını beklemiyordum işin doğrusu. Çünkü 12 sene önce biz Eyüpspor'da çalışırken imkanlarımız oldukça kısıtlıydı. Yani işte bugün bu tesislerde çalışıyoruz ama o gün aslında iki katlı çok eski bir bina. Bugün antrenman yaptığımız sahanın bir kısmı tesis binasına ayrılmış vaziyette. Sahamız çok küçük. Çok kalabalık bir oyuncu grubu bulmuştuk ilk geldiğimiz günde. Ve imkanlar oldukça kısıtlı ve zordu. Ama o imkanlarla biz yine güzel şeyler yapmıştık o dönemde. Oyuncularla beraber bütünleşip. Ve 6. hafta bir puan da aldık yanılmıyorsam ya da 2 puanla mı almıştık ne? Aldığımız takımı devre arasında sadece bir transferle finale kadar taşıdık. Bugün baktığımızda gerçekten Murat Başkan'ı tebrik ediyorum. Eyüpspor'un o günlerini bilen birisi olarak. Bugün bu imkanlara bu kulübün kavuşması çok çok önemli. Bugün çok huzurlu, ferah bir tesis ortamında antrenmanlarımızı ve işimizi yürütüyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Hem spora yapmış olduğu yatırım, katkı ve destekten dolayı hem de Eyüpspor'a kazandırdıklarından dolayı. Hocam, şimdi kariyerinizde biraz göz attığımız zaman en etkileyici döneminiz Galatasaray'daki yıllarınızdı. Evet. 3 kupa ve bunun büyük bir takımla gelmesi de bu başarının biraz daha sükseli hale gelmesine sebep oluyordu. Evet. Ve onun öncesinde de Akhisar Belediye ile çok istikrarlı bir dönem yaşadınız. Yanılmıyorsam 126 maça çıktınız. Galatasaray'daki puan ortalamanız 2.08'lere kadar ulaşmıştı. Evet. Şimdi Eyüpspor'dasınız. Buradaki misyonunuzu nasıl belirlediniz? Tam olarak bize bunu nasıl anlatabilirsiniz? Ya söylediğin gibi aslında yani ben ve ekibim biz yola çıkarken çok farklı bir misyonla yola çıktık. Biz dedik ki biz bugüne kadar kazandığımız her şeyi futbol sahasında kazandık. Ve bunda bizim kazanmamızı sağlarken hocalarımızın çok büyük katkısı oldu bize. Dolayısıyla biz de futboldan kazandıklarımızı tekrar futbola geri vermeliyiz diye düşündük. Ve takım, lig ne olursa olsun, yani hangi seviyede olursa olsun biz işimizi yapmaya devam edeceğiz dedik. Yani ne olursa olsun her yerde, her ligde çalışabiliriz diye yola çıktık. Ve doğru şekilde başladık. Ben Konyaspor'da bana teknik direktörlükle başlamam teklif edildiğinde ben hayır, önce yardımcılık yapmak istiyorum. Zaten orada sportif direktörlük yapıyordum. Aynı zamanda o işi de sürdürerek adım adım bir yerlere gelmeyi hedeflemiştim. Ve Safesus işte orada yardımcı hocalıkla başladığım serüven bugün bu noktalara kadar geldi. Eyüpspor da bizim için çok önemli bir mihenk taşıydı. Gerçekten çok iyi bir çalışma ortamımız olmamasına rağmen çok güzel bir takım ortaya çıkarabildik. Yani aklımızdaki düşüncelerimizi uygulayabilen bir takım ortaya çıkardık. Güzel, keyifli bir sezon geçirmiştik ama finalde kaybettik Tavşanlı Denizli'ye. Daha sonra Denizli'ye gittik. Orada da ilk yarıyı evet. Lider bitirmemize rağmen ayrılmak zorunda kaldık. Taraftarlar istifaya davet ettiler bizi. Biz de onları kırmadık. Sonra Akhisarspor aynı ligde düşme hattında olan Akhisarspor bize teklif yaptı. Biz de baktık evet bu insanlarla bu işi yürütebiliriz, yardımcı olmalıyız diye düşündük. Çünkü Allah rahmet eylesin Hüseyin Er Yüksel, belediye başkanı o zamanki Salih Hızlı ve diğer yöneticiler hepsi takıma gönül vermiş. Gerçekten amatör ruhla. Güzel şeyler yapmaya çalışan bir ekip vardı orada. Ve biz de bu ekibin bir parçası olup onlara destek olma yolunu seçtik. 3,5 yıl çalıştık Akhisar'da. Ve bana göre çok doğru bir temel attık. Çok doğru bir eser ortaya çıkardık hep birlikte.
Maalesef bugün tabii Aksaspor'un geldiği noktaları görünce üzülmemek elde değil. Umarım onlar da tekrar yine eski günlerini yakalarlar. Ve o serüven daha sonra mini takım Fatih Hoca ile beraber. Sonra da Galatasaray. Galatasaray'da perçinlendi tabii bütün yaptıklarımız. Çünkü Aksaspor'da 3,5 yılda gerçekten bir alt ligden bir takım alıp Süper Lig'de tutunabilmek ve son senemizde UEFA'ya çok yaklaşmak çok önemliydi ve adım adım gittik zaten o hedeflere. Daha sonra Galatasaray'da iyi bir dönem yakaladık. Yani belki geldiğimizde takım çok iyi oynamıyordu ama puan olarak iyi durumdaydı. Biz de takımla beraber 3 tane kupa ve 4. yıldız o seneye nasip oldu, bize nasip oldu. Onu takma şerefine nail olduk. O da bizim gurur tablomuzda yerini almış oldu. Ama daha sonra biz durmadık. Yani bize ihtiyaç hisseden, belki herkes diyecek ki ya bu kadar çok kulüp niye değiştiriyorsunuz? Yani belki bizi tanımayanlar baktığında ya çok mu sorumlu, problemli hoca mı bu? 3 ay bir yerde, 5 ay bir yerde çalışmış diyebilir ama biz bize samimi bir şekilde gelen herkese cevap vermeye çalıştık. Bize ihtiyaç duyduğunu hisseden herkese gidip yardım elini uzatmaya çalıştık. Hocam bu gayret konuda ettik. Kariyerinizde bir zafiyet yarattığını düşünüyor musunuz bu konuyu? Ya kariyerden beklentiniz nedir? Yani anladığınız nedir? Tamamen. Ben, aslında kendi yani bakış açımızla değişen benim, bir şey. Benim yolum, kendi tercih ettiğim yol ve ekibimin tercih ettiğimiz yol. Biz bu şekilde yol yürümek istiyoruz. Biz illaki Süper Lig'de kalalım, işte iyi takımlarda çalışalım. Bunları bekleyerek, evde oturarak futbola hizmet edemeyiz ki. Biz sürekli işin içinde olmalıyız ve bizden bir şey bekleyen gençlere bir şekilde onlara destek olmalıyız. Bildiklerimizi aktarmalıyız. O yüzden bu şekilde bir yol alıyoruz. Yarın başka kapı açılır, oradan gireriz. Bizim tek hedefimiz var, bulunduğumuz yerde en iyisini yapabilmek, yapmaya çalışmak. Yani biz hep en iyisini yapıyoruz demiyorum. Mutlaka bizim de hatalarımız var, başarısızlıklarımız var. Ama genele baktığımızda da çalıştığımız her kulüpte geldiğimiz noktayla bıraktığımız nokta arasında mutlaka bir fark yaratmışız. Bu da bizi mutlu ediyor. Şimdi de Eyüp Spor'dayız. Murat Başkan Rize Spor'dan hemen ayrılışımızın ertesi günü. Onlar da hocayla ayrılınca beni aradı. Ben aslında düşünmüyordum yani. 3 ay dinlenmeyi düşünüyordum ama baktım tabii anlatılanlar, yapılanlar, tesisi gelip gördüm. Yani buraya biz de destek olmalıyız diye düşündüm. Ve beraber bir yola çıktık. Şu ana kadar belki takım olma adına veya birlikte oynama adına güzel şeyler yapıyoruz ama sonuca biraz daha yansıtmamız gerekiyor. Son 8 maçımız kaldı. İnşallah bu 8 maçta da sonuca da ulaşıp ya playoff'tan ya ilk 2'den artık bir şekilde hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun iki yolu var. Hangisi olursa olsun bizim için fark etmez. Yeter ki önümüzdeki yıl Eyüp Spor'u Süper Lig'de mücadele ederken görelim. Hocam peki şu an takımın durumuna gelirsek hala milli aradayız ve Antalya'da bir kamp geçirdiniz. Evet. Hazırlık maçları da yaptınız. Evet. İstediğiniz verimi alabildiniz mi bu milli arada? Aslında sakatlarımız vardı. Çok iyi çalıştığımızı söyleyemeyeceğim. Yani bütün takım olarak orada olabilseydik ve o çalışmalarda hep birlikte olabilseydik çok iyi olacaktı. Ama 5-6 sakatımız vardı. İşte Buatu milli takıma gitmişti. O yoktu aramızda. Fakat diğer arkadaşlarla beraber iyi bir çalışma ortamındaydık. Ve iyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Bunların faydasını göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki maçlarda. Şimdi hafta sonu Ankara Gücü maçı var. Deplasman'da. Bu ligin en iyi takımı, en iyi kadrosu ve belki de en iyi kadrosu değil mi? Hani bizim kadromuzda. Birazdan ona gelecek mi? Acaba en iyi kadro sizde mi diye. En iyisi hangisi bilemem ama birkaç tane gerçekten iyi kadroya sahip. Çok kritik bir karşılaşma. Ligin zirvesinde Ankara Gücü. Evet. Ve tabii ki Eyüp Spor'da ligin zirvesini hedefleyen bir başka ekip. Tabii ki. Hocam nasıl bir karşılaşma olacak? Ya güzel bir maç olacak çünkü biz pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Hücum futbol oynamaya çalışıyoruz. Savunmayı mümkün olduğunca önde kurup rakip sahada daha fazla kendimizi göstermek ve rakibe kendimizi hissettirmek istiyoruz. Tabii bu kolay olmuyor ama bunu başardığımız gün sonucu da elde edeceğiz. Şimdi hem devre arası transferlerle beraber, tabii o dönem tamamen doğrudan sizinle bağlantılı bir süreç değildi ama ve şimdi de
Mesela Gerson olsun, Olivier Thiel olsun. Ukrayna'daki durumdan sebep yine önemli iki tane transfer yaptınız hocam. Evet. Bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman Süper Lig'e çıkamazsanız bunu bir başarısızlık olarak addeder misiniz? Biraz böyle keskin bir soru oldu, kusura bakmayın ama. Yok, önemli değil. Yani çıkamadığımız zaman tabii ki kendimi başarısız görürüm. Yani sonuçta 8 tane maçımız daha var. Yani biz gelirken bu takımın, bu kadronun neler yapabileceğini bilerek geldik. Eğer biz bunu bu arkadaşlarımıza yaptıramazsak bu bizim başarısızlığımızdır. Biz önce, yani herkes bizi başarılı da görse biz kendimizi başarısız görürüz ama bilemeyiz yani önümüzdeki günlerin bize neler yaşatacağını. En iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazen siz en iyisini yaparsınız da sonuç iyi olmayabilir. Futbol böyle bir şey çünkü. Sahada doğru bir hareket yaparsınız, doğru tercih kullanırsınız ama o top döner size gol olur. Yani maalesef. Bunu bilemezsiniz. Maalesef futbol böyle bir oyun. Yaptığınız her doğru her zaman sonuç vermiyor. Ama biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Yani burada tabii ki hedefimiz Süper Lig. Ama ulaşıp ulaşamayacağımızı ancak sezon sonunda göreceğiz. Biz buna inanıyoruz. Ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Tabii Süper Lig'de sizin çok büyük bir deneyiminiz var. Ama 1. Lig'in de dinamikleri farklı. Evet. Birçok kadrosu iyi olan takım var. Ama mesela Bursa Spor istediği sonuçları alamıyor. Veya Manisa FK'yı da belki bu işin içerisine dahil edebiliriz. Eyüp Spor yaptığı transferlerle artık o zirve isteğini biraz daha göstermeye başladı. Zaten zirvedesiniz hocam bana göre ama. Genel olarak ligin en iyi kadrosu sizde mi? Hani az önce bunu bir anlamda sordum ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi bunu evet bizde dersen diğer takımlara da haksızlık yapmış olurum. Oradaki oyuncular da çok değerli oyuncular. O kulüpler de çok değerli kulüpler. Ya herkes en iyi olduğunu düşündüğü kadroyu oluşturmaya çalışıyor ve çalıştı. Ve onlarla en iyisini oynamaya gayret ediyor. Bizim kadromuz da onlardan aşağı kalır bir kadro değil. Onu söyleyebilirim. Biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var, tecrübeli oyuncularımız var. Ki bu ligde tecrübe çok çok önemli. Bunun yanında yetenekli gençlerimiz var. Oyuna dahil olduklarında ya da oynadıklarında takıma dinamizm katıyorlar. Şimdi yaptığımız yeni transferlerle beraber de daha da güçlendiğimizi düşünüyorum. Yani bu bir fırsat verildi. Yani gerçi savaş kötü bir şey. Umarım bir an önce bu savaş son bulur. Maalesef insan hayatı üzerinden hesap yapanlar oluyor. Oyun oynayanlar oluyor. İnşallah buna son verirler. Çünkü bu dünya o kadar uzun değil. Bu hayat o kadar uzun değil. Hiç kimsenin hayatı hiçbir şeyden kıymetli değil. Peşinde koştuğumuz şeylerin aslında hiçbir anlamı yok ama maalesef insanlar, ihtiraslar, hırslar, güç elinde bulundurma çabası maalesef insanları başka insanların hayatına müdahale olacak kadar zor bir duruma sokuyor. Öyle maalesef. Söyleyeyim. Olmaması gereken duruma sokuyor. İnşallah bir an önce son bulur. Bu savaştan dolayı da tabii bir fırsat gibi oldu transferler. Aslında o oyunculara da bir şans, yani en azından bir yerde oynayabilme şansı doğmuş oldu. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Hem oyuncularımız adına futbol hayatlarına devam edebilsinler hem de kendi takımımız adına yarın öbür gün keşke böyle bir şeyi değerlendirseydik demeyelim diye. Bu isimler de önümüze gelince hiç düşünmeden hemen tamam dedik. Önceden bildiğimiz oyunculardı. Ve onları kadromuza dahil ettik. Onlar da bizi tercih ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah takımımıza katkı sağlarlar yürüdüğümüz bu yolda. Umarım hocam. Peki son olarak buradan taraftarınıza nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? Çünkü son 8 maç. Her maç birbirinden kritik olacak. Evet. Süper Lig hedefinde olan bir takım olarak ne dersiniz hocam? Evet, şunu söyleyebilirim. 12 yıl önce Antalya'da final maçında oldukça iyi taraftarımız vardı. Ve çok büyük umutlarla oraya gelmişlerdi. Orada bayağı taşkınlık yaptılar gerçi ama şu anda gördüğüm Eyüp Spor taraftarı gerçekten çok değişmiş. Taraftar da değişmiş kulüple beraber. Bu da beni çok sevindirdi. Gerçekten çok seviyeli takımını güzel bir şekilde destekleyen bir taraftar grubumuz var. Yani seyircimiz var, takım severimiz var. İnşallah 12 yıl önce orada sonuca ulaşamadık ama inşallah bu sene onlarla beraber
Süper Lig hedefine ulaşmayı sabırsızlıkla biz de bekliyoruz ve bu yolda çalışıyoruz. İnşallah hep beraber mutlu sona ulaşırız. Zaman birçok şeyi değiştiriyor hocam. 12 yıl önce de anlattınız. Çok daha başka çalışma koşulları içindeydiniz ama bugün çok güzel bir tesis yapılmış Eyüp Spor adına. Siz de takım başındasınız. Umarım hedefiniz Süper Lig'de gerçeğe dönüşür. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Bizim sesimize en azından taraftarlarımıza ve dinleyenlere duyurdunuz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Spor Arena YouTube kanalında Eyüp Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'yla beraberdik. Başka bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Şimdilik bizden bu kadar.